Denizli Belediye Başkanı Osman Zulan ve GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alat'a başkanlık makamında söz konusu iki projenin sözleşmelerini imzaladı. Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci ve Nilgün Ök de imza töreninde hazır bulundu. Denizli Belediye Başkanı Osman Zulan, Denizli Belediyesi'nin alternatif turizme ayrı bir önem verdiğini kaydetti. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alat'a, Denizli Belediyesi ile yapılan işbirliğinin bölgeye ve Denizli'ye önemli kazanımlar getireceğini söyledi. Denizli Belediyesi'nin söz konusu projelerinin toplam bütçesi 4.185.954 lira ve bu bütçenin 1.498.198 lirasını GEKA destekleyecek. Zeytin Yaylası Turizme Kazandırılıyor projesinin 2.997.569 lira bütçesi var. Proje kapsamında şehir merkezine yakın olan Zeytin Yaylası'nda çadırlı ve bungalovlu kamp alanları, günübirlik kullanım alanları, yöresel ürün sergi ve satış yerleri yapılacak. Projeyle hem yerli hem de yabancı turistin bölgeye çekilmesiyle alternatif turizmin türünün bütünleşmesi ve bölgenin doğal değerleriyle ilişkilendirilmesi de sağlanmış olacak. Dünya Mirası Leo'daki Uyanıyor projesinin bütçesi ise 1.188.385 lira. Proje 18 ay sürecek. Kültür Bakanlığı ile Denizli Belediyesi arasında imzalanan protokolü 19 Ağustos 2008'de Denizli Belediyesi'ne devredilen Leo'daki antik kenti söz konusu tarihten itibaren hızla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Daha önce neredeyse antik kente bir tek turist gelmezken bu yıl sonunda 100 bin turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.